Murat Ayl Seramik bambaşka sohbetleri sunar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine çok kıymetli bir programla karşınızdayız bambaşka sohbetlerde. Böyle zamanlarda kendimi daha çok işe yaramış hissediyorum. Tabii ki konuklarımın hayat hikayelerini farklı bir bakış açısıyla, bir duygusallıkla, bir dertleşme tadında paylaşmaktan büyük zevk alırken bir yandan da kendi alanında uzman isimlerle bilgilendirme programları yapmak. Ya evet bundan sonra buna dikkat edelim deyip programı sonlandırmak benim için de ayrı bir haz, ayrı bir keyif. Yeşilay Derneği Genel Başkanı'nı ağırlayacağım bugün. Fakat değişik bir bağımlılık konuşuyor olacağız aslına bakarsanız. Bilgisayar, biraz telefon, biraz internetten bahsediyor olacağız. Çünkü uzmanların adlandırmasıyla AI bizim bildiğimiz yerden yapay zeka artık gelecekte olmazsa olmazımız. İşte bunları şimdi Gerçek bir uzmanından dinliyor olacağız ve Yeşil Ay çatısı altında tabii ki dijital bağımlılık içinde bir alan açıldı. Uzmanlar oralarda çalışmalar yapıyor. Bunları da konuşuyor olacağız. Bağımlılık deyince önemli bir isim var sektörde. Onun bir cümlesiyle yolculuğumuza başlayalım isterseniz. Alan Carr diyor ki, tuzağı anlarsanız bağımlılıktan kurtulmak çok kolaydır. Tabii bağımlılığın içinde bu tuzağı görmek de bir marifet. Çünkü bağımlılık da bir nevi ruhsal bir bozukluk oluyor artık belli bir saatten sonra. O ruhsal bozukluğun içinde bu tuzağı görebilecek ayıklıkta mıyız? Yoksa bize burada bir destek mi gerekli? Neler yapmamız gerekli? Doçent Doktor Mehmet Dinç ile bunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Hemen su servisinizi yapmak isterim sohbet ederken ihtiyaç duyarsanız çok sağ diye. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni bir dönem bizim için. Evet, sizin için yeni bir dönem. Sizin bu kadar eğitimler alıp bu kadar uzmanlaştığınız alanlarda Yeşilay'da genel başkan olmanız öncelikle nasıl hissettirdi? Çünkü çok kıymetli. E, şeyler yapmışsınız. Hemen böyle hızlıca üstünden Hı -hı. geçmek isterim. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olduktan sonra eğitim klinik psikoloji ve Melbourne Üniversitesi'nde de narratif terapi üzerine yüksek lisans yapmışsınız. Sonra da doktoranızı e, internet bağımlılığı evet. üzerine tamamlamışsınız ve e, bir yılda misafir e, akademisyenlik yapmışsınız Melbourne Üniversitesi'nde. Dolayısıyla şimdi siz dijital bağımlılıklar, işte psikolojik dayanıklık ve narratif terapi bütünselinde hı hı. E, dijital bağımlılığa bambaşka bir bakış açısından bakan bir doçent doktor olarak Yeşil ya da genel başkan olmanız aslında çok evet. kıymetli bir şey gibi geliyor bana buradan. Siz nasıl hissediyorsunuz? Tabii Yeşilay büyük bir heyecan benim için. Ben evet. dijital bağımlılıklar meselesinde 2006 yılında çalışmaya başlamıştım Avustralya'dayken. Çok erken başlamışsınız. Çok erken. Hakikaten dünya içinde erken de o dönem. Evet. Hatta Türkiye'ye döndüğümde internet bağımlılığı diye bir şey var. Yazı yazıyoruz, seminer veriyoruz. İnsanlar espri yapıyorlardı bununla alakalı. Alay geçiyorlardı. Ya böyle bir şey mi olur diyorlardı. Ama 2010'dan sonra özellikle de 2013'lerden sonra sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle hakikaten algı değişmeye başladı. Çünkü ciddi anlamda insanlar olumsuz etkileri görmeye başladılar. O dönemde 2010 yılında Yeşilay bilim kurulu üyeliği teklif etti bana. Dedi ki biz klasik bağımlılıklar çalışıyoruz ama böyle bir şey de var siz bu konuda çalışıyorsunuz bilim hı hı. kurulu üyesi olun dedi. 2010 yılında ben bilim kurulu üyesi olarak girdim. Tamam. İki dönem bilim kurulu üyeliği yaptım. Sonrasında da e, üç dönem yönetim kurulu üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yaptım. Bu dönemde de genel başkanlık sorumluluğunu üzerimize verdiler. Şimdi 2006 yılında böyle bir şeyin eğitimini alıyor olmanız çok manidar geliyor bana. Ee, şey anlamında demek ki bizim 2024 yılında yaşayacağımız şey o günden belliymiş evet. ve bununla ilgili insanları eğitmek bir takım öğretim görevleri yetiştirmek adına böyle bir alan açılmış. Şimdi o zaman biz bugünden 20 yıl sonrası için nelere hazırlanıyoruz gibi aklımda deli sorular tabii, oluşmaya başladı. Tabii. hakikaten 2006 yılında böyle bir şey geliyorum diyordu ama internet hayatımızı çok kolaylaştırdığı için evet. o dönemi hatırlarsınız. böyle çok sihirli bir şey. Evet. Hiç böyle internette olumsuz bir şey yan yana düşünülemiyor. O yüzden internet bağımlılığı dendiğinde insanlar ciddi anlamda tepki gösteriyorlar. Hatta biz 2012 yılında Dünyada ilk kez Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi düzenledik. Bütün dünyada bu alanda çalışan uzmanların katılımıyla. Evet. Medyada bayağı bir tepki oldu. Siz Olmaz gelişime mi? karşı mısınız? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz evet. falan diye. Ama hakikaten bir şey geliyorum diyordu. Nitekim geldi. Ee, hiç şüphesiz internet hayatımız çok kolaylaştırıyor ama e, potansiyeli kadar zarar da söz konusu. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda e, nasıl e, internet gerçek hayatımızda da çok büyük yer kaplıyorsa ve gerçek hayatımızda düzenlemeler varsa internetle alakalı hayatımızda da mutlaka düzenleme yapmak gerekiyordu. Benim doğrusu 2006'dan beri derdim o yöndeydi. Şimdi tabii sorular çok fazla ama ben kısaca şunu anlamak istiyorum. Teknoloji bağımlılığı nedir? Biz ne zaman bununla ilgili bağımlılıktan bahsetmeye evet. başlayabiliriz? Büyük soru. Evet, Şöyle. Şimdi evet, şimdi büyükten bir başlayalım. Şimdi teknoloji bağımlılığı demiştik aslında biz ilk başta. Çünkü tamam. o dönem teknoloji bağımlılığı doğru bir ifadeydi ama bu dönem çok doğru bir ifade değil. Tamam. Teknoloji bağımlılığından internet bağımlılığına geçti. Şu an geldiğimiz noktada biz internetle ilişkili bağımlılıklar diyoruz. Çünkü altında da birbirinden çok farklı hmm. sistemleri olan bağımlılıklar var. Yani oyun bağımlılığıyla kumar bağımlılığı birbirine benziyor mu benziyor ama aynı mı? Değil. Hmm. Sosyal medya bağımlılığı ile pornografi bağımlılığı birbirine benziyor mu? Benziyor ama aynı mı? Değil. Bu dinamikleri farklı. O yüzden evet. hepsini aynı kefeye koymaktan ziyade internetle ilişkili bağımlılıklar diyoruz. Ama ortak olarak bir davranışı bağımlılık olarak tanımlama anlamında kriterlerimiz var mı? Var. Bir neler bunlar? Mesela birincisi zihinsel meşguliyet çok kritik bir ölçü bizim için. Bir insan zihnini kontrol edemediği şekilde devamlı olarak bağımlı olduğu davranışla meşgul ediyorsa orada bir problem var. İşinde gücünde konuşuyor, oturuyor, kalkıyor ama zihninin bir kenarında bir türlü odaklanamıyor ve devamlı başka bir şey dönüyorsa bağımlı olduğu şeyle ya da bana her şey seni hatırlatıyor diyor ya. Evet. Böyle her şeyden o bağımlı olduğu meseleyle alakalı bir hatırlatma geliyorsa orada bir soru işareti var demektir. Hmm. Bu birinci meselemiz. Tamam. İkinci meselemiz şu: hayat olumsuz etkileniyor mu herhangi bir şekilde? fiziksel gelişim anlamında, psikolojik gelişim anlamında, sosyal gelişim anlamında, zihinsel gelişim anlamında. Bir insanın fiziksel gelişimi internetle ne alakası var? Nasıl olumsuz etkilenir? Uykumuzdan çalıyor mu? Biz hmm. yeteri kadar uyuyamadığımızdan dolayı sağlık problemleri yaşıyor muyuz? Veya hareketimizden çalıyor mu? Çok uzun saatler internet başında kalmaktan dolayı kas eklem problemleri yaşam yaşamaya başladık mı? Zihinsel anlamda e, acaba zihinsel becerilerimiz zayıflamaya daralmaya mı başladı? Sosyal beceri anlamında sosyal ilişkilerimize yeteri kadar vakit ayırmıyor muyuz? Onları ihmal etmeye, onlarda problemler yaşamaya mı başladık? Psikolojik anlamda kendimizi konumlandırma, kendimizi tanıma, becerilerimizi fark etme anlamında bir körlüğümüz mü oluşmaya başladı? Bunlar bizim için hep işaretler oluyor. Tamam. Böyle şeyler varsa Ama problem var. Ama şimdi bu hikayenin içinde kalan bana her şey seni hatırlatıyor, hayatımı evet. olumsuz etkiliyor. oyunun içinde kalmış biri. Hı hı. E, çocuk üzerinden konuşmuyoruz bu arada. Bunun da altını çizelim, biz yetişkinleri de ilgilendiren hı. bir bağımlıktan bahsediyoruz. Çünkü duyduğum kadarıyla özellikle kadınlar arasında internet üzerinde kumar bağımlılığı arttı. E, çok arttı. %51 spor bahisleriyle başlıyor ve siz de yeşil olarak kumar bağımlarına özel destek modeli oluşturdunuz. Tabii. Yani biz şimdi ebeveynler olarak anneanneler, büyükanneler, dedeler olarak amcalar halalar olarak oturup şu anki programı izlerken ya evet bizim çocuk da bilgisayarın başından kalkmıyor sürekli oyun oynuyor diyecek bir yerden değil. Ben ne kadar telefonumdayım? Ben telefondan internet ortamında kumara bağımlı mıyım? diyeceğiniz bir yerden de dinlemenizi tavsiye edelim. Bu benim ilk kez duyduğum bir şey çok şaşırdım. Tabii. Bu davranışsal bağımlılığı bağımlılık olarak görmüyorlar. Hmm. Genelde e, sadece bizim insanımızda değil dünyada da böyle bir problem var. Mesela kumar bağımlılığı ile alakalı ilk bilimsel araştırmalar 1800'lü yıllarda ortaya çıkıyor ama DSM'de psikiyat tanı kitabında hastalık olarak yer alması 1983. Hmm. 100 sene sonra ve çok geç kalmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Hmm. Halen de Diğer kimyasal bağımlılıklarla kıyaslandığında davranışsal bağımlılıklarla alakalı uzman sayısı, tedavi merkez sayısı, e, tedavi modeli sayısı, araştırma yayın sayısı çok çok azdır. Bütçe sayısı çok çok azdır. O yüzden davranışsal bağımlılık maalesef insanlarda büyük oranda kötü alışkanlık evlense geçer, işi olsa geçer, bir meşgalesi olsa geçer gibi bakılıyor. Halbuki bağımlılık dediğimiz şey hastalık. Hiçbir evet, şekilde psikolojik hastalık. bir, hem, bir tarafı psikolojik Aynı zamanda fiziksel bir tarafı da var. Bedeni de değiştiren bir tarafı var. Beyni de bozan bir tarafı var. Dolayısıyla bağımlık oldukça kompleks, çok boyutlu bir hastalık. Ve buna büyük bir hastalık olarak bakmak gerekiyor. Herhangi bir kötü alışkanlık, kendi kendine geçen, biraz motivasyonla hayat şartları değişerek geçen bir şey değil. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Hastalık olarak görülmediği zaman bağımları yalnız bırakma ve suçlama durumları söz konusu evet, oluyor. Şimdi Diyecektim Mehmet Beyciğim şöyle bir şey de oluyor. Bu onun kimlik özelliği. Bir evet. insan iki olmaz. Yedisinde neyse, yetmişinde odur. Bu buraya işte bağımlı evlense de böyle aman Allah'ından bulsun gibi evet. bir tavır var. Yani demek ki siz diyorsunuz ki onu bir hasta kabul edip nasıl bir yerimiz hastalandığında uzmanına gidip tedavi ettiriyoruz. Bağımlılığın da tedavisine evet. başlanmalı evet. ivedilikle. Kesinlikle. Peki meselenin içinde olan bir insan dışarıda görüp bunu anlayan bir insanın Sözlerine de çok umursamıyor. Doğru. Yani bak senin bağımlılığın var bu normal dilden de sen kendi işine bak ya. Evet. Senin problemin var bu konuyla hmm. benim problemim yok gibi ben bir defansa geçiyor. Ben sözü çok yaygındır. Evet. Ben kontrol ediyorum bili, bili, biliyorum. istediğim zaman bırakırım çok yaygın bağımlı sözüdür. Bağımlı söz mü tabii, bu tabii. istediğim zaman? standart. Bıraktım. İstediğim zaman bırakırım ben kontrol ediyorum. Problem yok sözleri çok standart kullanılan sözlerdir. Hmm ve yedam'da artık bununla ilgili bir birim oluşturdunuz doğru mu anlıyorum? Tabii yedamları kurgularken 5 bağımlılıktan bir tanesi olarak internet bağımlılığını da koymuştuk. Yeşilay 5 hmm. bağımlılık çalışıyor. Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar. Bununla alakalı bir e, modelimiz var. Bu model çerçevesinde Türkiye'nin her yerinde bu konuyla alakalı zorluk yaşayan birisi bizim Yeşilay danışmanlık merkezlerimize gitse ücretsiz olarak ve hiçbir şekilde kimliği e, payla, kimseyle paylaşılmadan hizmet alabiliyor uzman psikoterapistlerden. Bu çok kıymetli bir şey. Çok. Yani dünyanın hiçbir yerinde 107 noktada ücretsiz bir şekilde psikoterapi desteği alabileceğiniz bir sistem yok. Yok doğru. Türkiye'de var. Musunuz? Hakikaten bizim yüz akı bir çalışmamız bu. İnternet bağımlılığıyla alakalı da bize gelen çok insanımız var. Yani geliyorlar mı biz, geliyorlar. gerçekten? 100 kişiden 18'i internet bağımlılığı sebebiyle gelmiş. 18.800 kişi gelmiş bize. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geliyor? Yani ne diyor? Ee, Genelde çocuklar mı? Ergenleri getiriyorlar genelde. Anne babaları getiriyor. Haklılar mı? Anne babalar mı? Evet. Haklılar. Her gelen doğru tespitle mi geliyor? Büyük oranda. tabii. Ne, ne oluyor da artık onu biz internet bağımlısı sayıyoruz ergenlere? Hayatta ciddi değişimler söz konusu oluyor. Mesela ders başarısında inanılmaz düşüş var. Çocuk çok zeki, normalde iyi bir şey seyrediyor. Ama bir bakıyorsunuz çocuk sınav senesinde, sınavdan önceki senede normalde çok dikkatliyken, derslerinde çok başarılıyken açıklanamayan düşüşler yaşıyor. Çünkü... Hmm sebep de belli esasında açıklanamayan diyorum ama sebep belli çok uzun vakitlerini internete geçirmeye başlıyor. Hmm. Ya da e, e, bütün ilişkilerini ihmal etmeye başlıyor. Anne baba görmüyor, arkadaşlarla buluşmuyor. Eskiden merakı olan şeylere ilgi göstermez hale geliyor. Böyle problem davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Öz bakımı zayıflamaya başlıyor ya da uykuyla alakalı problemler yaşamaya başlıyor. Hmm. Çok geç saatlere kadar uyum uyumuyor. Bilgisayar başında kalmaya başlıyor. Anne babalar ister istemez bu konuda rahatsız oluyorlar ve bunu defalarca tekrar 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 dile getiriyorlar. Bize gelen danışanların bir kısmı artık kendisi de hakikaten bir problem var. Annem babam haklı dediği için geliyor. Tamam. Bir kısmı da çok önemli bence bu da. Anne babanın hatırına geliyor. Ama bunu da kabul ediyor musunuz? Bu da bir gelişim ve değişim için Tabii iyi bir ki. şey mi? Tabii Hatır ki. için gelen. Tabii ki. Yani bütün psikolojik rahatsızlıklarda insanın bir hatır gözeterek tedaviye gelmesi o tedavi sürecini çok olumlu etkiler. Ya tabii ki. ben mesela tam tersini düşünmüştüm aman tamam yemesinler artık beni daha fazla gideyim de sussunlar deyip Hı -hı. aman tamam kırılmasınlar burada durayım sanki böyle mış gibi oluyormuş gibi oluyor ama o sizin beceriniz o zaman onu oradan e, terapistin O konuda süreci güzel götürmesi çünkü insanlar gelirken ön yargıyla geliyorlar. Hı -hı. Ne faydası olacak ne evet. konuşacağım ki konuşarak çözülecek mi ki gibi. Bir sürü önyargıyla geliyorlar. Tamam. Ama bir defa geldim hatır için geleyim diyor. Fakat oradaki iki tane şey. Bir tanesi sağlıklı bir ilişki. Terapistle danışan arasında güvene dayalı güzel bir ilişki kurulursa o çok e, mesafe kat ettiriyor insana. Hmm. Çünkü hakikaten hepimizin hikayeleri var ve bu, bu hikayeleri anlatma ihtiyacı içindeyiz. Tabii. Güzel bir kulak arıyoruz. Benim e, terapi derslerinde çok anlattığım bir şey var. E, bir kişi bir kişiyle tanışıyor. Diyor ki. E, konuşkan biri misiniz diyor. Karşısındakinin cevabı çok ilginç. Diyor ki dinleyene bağlı. Güzel bir dinleyen varsa konuşkan biriyim. Güzel bir dinleyen yoksa konuşkan biri değilim. Hakikaten bazen insan e, ön yargısız dinleyecek insanlara çok da tanımadı, eleştirmeden güzelce e, etiketler yapıştırmadan, hmm. daha önceki etiketlerini bilmeden güzelce dinleyecek bir insana çok ihtiyaç duyuyor. Biz terapi ortamında bunu sağlıyoruz. İkincisi de hiç şüphesiz Terapinin bir matematiği var, bir tekniği var. Yani insanın süreç içerisinde duygu düzenlemesiyle alakalı, düşünce sistemiyle alakalı, davranış yönetimiyle alakalı problemleri oluyor. Terapide bunları da konuşuyoruz. Bunları konuştuğumuzda, toparladığımızda esasında hayatımızdaki küçük do dokunuşlar büyük değişimlere sebep olabiliyor. Yani problemi konuşmadığınız zaman, çerçevesini çizmediğiniz zaman ...devasa bir şey gibi görünüyor ve insan altında eziliyor. Ben bunun üstesinden gelemem, bununla başa çıkamam diye düşünüyor. Ama terapi odasında birisinin eşliğinde bir yola girdiğinizde... ...çerçevesini belirlediğinizde ve iyi bir rehberiniz olduğunda... ...güzel bir güven kazanabiliyorsunuz üstesinden gelebileceğinize dair. Mehmet Bey burada size bir şey soracağım. Şimdi... Ben de böyle ne hani öyle çok büyük bir şey değil de yurt dışındaki bir derneğin kurduğu bir sistemin içinde çok güzel bir eğitim almıştım. Hı hı. Bu ortamlarda çocuk yetiştirmek üzerine bir müfredat programına hı. dahil olmuştum. Türkiye'de bu eğitim almış 200 kişiden biri oldum hı. ve muhteşem şeyler öğrendim. Hı hı. Cultural Frame diye bir dernek Amerika'daki. Hı hı. E, onlar da liselerle ve ortaokullarla çalışıyor. Ve şimdi ben bu eğitimde şunu öğrenmiştim. İnternet ortamında çocuğun güvenli bir şekilde hamle yapabilmesi için hayattaki gibi hata yapmasına izin vermeniz gerekiyor. Ama yaptığı her hata ve ilişki kazasında ebeveyn olarak şunu onlara belirtmeniz gerekiyor. Ben buradayım hı hı. güvendesin hı hı. başına ne gelirse gelsin ilk bana söyle. Bunu halledeceğiz. Hı hı. Yani e, chat ortamında, o yazışma ortamında bir zorbalığa uğradığında, tehdit altına girdiğinde ya da herhangi bir verisi hı. ele geçirilip tehdit altında kaldığında ilk annene babana gel. Ortamını sağlarsan çocuğun dijital platformda güvenli olur. Güvenli olan çocuk da daha fazlasını istemez ve bağımlılık oranını düşürürsün demişlerdi eğitimde. Evet. Siz bu konuda uzman olarak... Hı hı bu kadar gelen internet ile ilişkili bağımlılıklar için gelen ailelerde ebeveynleri yetiştirmek, ebeveyn çocuk ilişkisinde dijitalleşmeye göre güncellemeler yapma konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu bilgi faydalı bir bilgi mi? Bu bilgi bence çok faydalı bilgi. Çünkü anne babaların çocuk yetiştirme ile alakalı iki tane çok büyük vazifesi var. Bunlardan bir tanesi şu, çocuğu hayata bilgi olarak hazırlamak hı hı. ama aynı zamanda süreç içerisinde rehberlik yapmak. Tamam. Yani tam sizin dediğiniz gibi e, çocuk bazı ikilemlerle karşılaşacak. Bazı yanlış durumlarla karşılaşacak. Bundan kaçırmak mümkün değil. Zaten bu konudaki araştırmalar internetle alakalı değil ama gerçek hayatla ilgili. Gerçek hayatta özellikle ergenlik döneminde öngörülebilir riskler almasına izin verilmeyen çocuklar ilerleyen yaşlarında çok daha büyük riskler alıyorlar. Başta bağımlılık olmak üzere. O yüzden insanın bir risk alma potansiyeli ve arzusu var. Hayatı keşfetme, deneme isteği var. Bu isteğin önünde durmamak lazım. Anne baba, çocuğu hayatı hazırlama noktasında bu risklerle muhakkak karşılaşacak, bundan kaçamayız. Karşılaşmasın diye de inanılmaz boğmak, korumak doğru değil. Fakat zihinsel olarak hazırlamak doğru. Yani internette, interneti kullanırken şöyle durumlarla karşılaşabilirsin, böyle durumlarla karşılaşabilirsin diye... Zihinsel bir hazırlık çok önemli. Genelde bu zihinsel hazırlığı atlıyoruz. Evet. Bu eğitim vermek değil, zihinsel olarak hazırlama. Eğitimle zihinsel hazırlama meselesi birbirinden farklı. Zihinsel hazırlamada karşılıklı paylaşımın olduğu, fikir alışverişinin olduğu bir sohbet var. Evet. Eğitimde tek taraflı bir bilgi aktarım var. Tek taraflı bilgi aktarımı çok uygun değil. Çünkü bu çocuklar çok konuda bizden daha fazla biliyorlar bu konuları. O yüzden eşit seviyede ilerlemesi lazım iletişimin. Onlar dijital yerli olarak bizden daha bilgililer. Bizler de anne baba ve hayat tecrübesi olan insanlar olarak daha e, bilgiliyiz. Bu bilgilerimizi birleştireceğiz. Ama bir hiyerarşi koyarsak, bilgi aktarma şeklinde olursak, orada çocukların alma kapasitesi azalmış oluyor, iste yarısı da azalmış oluyor. O yüzden çocukları zihinsel olarak netameli konulara hazırlamak kritik mesele. Sonrasında tam dediğiniz gibi mutlaka karşılaşmaları gereken karşılaşacak oldukları zorluklarla alakalı ulaşılabilir mesafede olmamız lazım. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak. Tamam. Yani ben hem buna de zihinsel yazıyorum. olarak. Ulaşılabilir mesafe. mesafe. Fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak. Fiziksel olarak ne demek? Evde hiç görünmeyen, çocukla hiç vakit geçirmeyen, devamlı meşgul, hiç vakti olmayan bir insanla çocuk ne zaman ne konuşacak? Konuşacak zaman bulduğunda da gündem geçmiş olur. Çünkü çocukların gündemleri çok hızlı değişirler. Aynen. Zihinsel olarak da maalesef dikkatimizi vermiyoruz çocuklarla konuşurken. Benim bir danışanım vardı. Demişti ki babamın yan profilini çok iyi biliyorum. Çünkü baba hep konuşurken televizyona bakıyor, çocuk yanda. Hiç yüzüne bakmıyor. Ne kadar acı bir cümle. çok çok acı bir cümle. Evet. Babası da öğretmendi. Dedi ki ben babamın dedi öğrencisi olmayı çok isterdim. Çünkü öğrencilerine yüzün dönüyor ve çok güzel dinliyor. Ama bana sen anlat ben dinliyorum diyor televizyona bakıyor diyordu. Of. Bu hakikaten acı bir şey. O yüzden zihinsel anlamda da erişilebilir olmak çok önemli. Sen konuş ben dinliyorum ya da telefona bakarken <laughs> yapmak insanı çok inciten, değersiz ettiren bir şey. Bu konuda yapılmış bir araştırma var ilginç. Eşler konuşurlarken masada telefon olduğunda iletişim doyumu düşüyor. Hiç bakmıyor. Sadece telefon, telefon var. Ortada, telefon, duruyor, telefon ortada biz masada sizle durduğunda konuşurken evet eşler iletişim doyumu düşüyor. Neden? E çünkü her an telefon çalabilir, her an iletişim kestebilir, her an dikkat dağılabilir, her an telefon tercih edilebilir. Doğru. Bir sürü opsiyon var evet. Doğru. Evet. Ama telefon kenara konduğunda, telefonun sesi kısıldığında biliyor ki bütün dikkatiyle benle beraber. Ben dinleyecek, anlayacak diye bakıyor. O yüzden zihinsel anlamda da erişilebilir olmak çok önemli. Psikolojik anlamda erişilebilir olmak anlamında da e, çocuğun anne babanın anne babaya güvenebilmesi, e, açık bir iletişimin yargılanmayacağına inandığı bir iletişimin olması çok çok önemli. Öbür türlü bir şey söyleyeceğim kızacaklar, bir şey söyleyeceğim suçlayacaklar, bir şey söyleyeceğim sonra karşıma çıkacak gibi bir düşünce varsa çocuk onu söylemek istemez. Evet ben ne kadar hata yaparsam yapayım annem babam hep yanımda ve benimle olur birlikte hallederiz duygusu herkese çok iyi gelmez mi zaten? Ee, bu büyük bir şey yani her ne hata yaparsam yapayım annem babam yanımda büyük bir şey evet. ama e, annem babam yanımda her halükarda yanımda hatamı da düzeltme bedelini ödeme noktasında da yanımda dese biraz daha iyi olabilir çünkü ha anladım bedelsiz bir şey olsun istemediniz istemiyoruz Çok tabii yani çünkü şu anda şöyle bir şey var şöyle bir zihinsel yapı yaygınlaşmaya başladı ben hata yapıyorum özür diledim ya Hayır efendim bunun Aa, bir bedeli var. Bu bedeli ödemek söyleyeyim. zorunda. Yani bir insanı kırmışsınız, bir insanı incitmişsiniz, bir kusur evet. işlemişsiniz, bir şey bozmuşsunuz. Evet. Bunu tamir edeceksiniz. Yani tamir ederken biz de yardımcı olalım, destek olalım, teşvik edelim. E, tekrar tekrar yüzünüze vurmayalım ama bunu tamir edecek olan da sizsiniz. Çok bu sorumluluğu almak meselesi, bu sorumluluğu almama çok yaygınlaştı. Zaten bu ergenlik dediğimiz mesele de biraz böyledir. Ergenliği şöyle güzel tarif ediyorlar. Diyorlar ki yetişkinlerin haklarına, çocukların sorumsuzluğuna sahip olma isteğidir diyorlar. Bir daha söyler misin? Yetişkinlerin haklarına, çocukların sorumsuzluğuna sahip olma isteği. Evet yani ergen çağına giren çocuk, giren çocuk yetişkinin hakları ya yani annem babamın haklarının hepsine sahip evet, olayım bana ama bana karışmayın. Ben tamam. kendi kararlarımı vereyim. Tamam. Ama aynı zamanda çocuklar gibi sorumsuz olayım. Yani ev geçindirme, ha, iş yapma, evli evet. Evli, evle alakalı sorumlulukları paylaşma gibi bir şeyim olmasın. Bu evet. tam ergenlik. O yüzden de ergenlik normalde evet, gelişim döneminden bir dönemdir ve normalde ilk ergenlik kavramı 1905'te ortaya atılmış. Stan Hall diye bir psikolog söylemiş. 5 yıl diyor. 13-18. Şimdi kaç yıl oldu? Kaç? 9-30. Efendim? 9-30. Ergenlik. Evet. O ne demek? Fiziksel değil. Sosyal ergenlik diye bir kavram çıktı. Neden? Niye böyle bir şey Çünkü izin verdik? Çünkü büyümüyor insanlar. İzin vermekten ziyade... Bilim mevcudu tespit eder. Mevcutta böyle bir gerçeklik var. 9 ile 30 mu? 9, 9 yaşında ergenlik başlayabilir, 30 yaşında bitebilir. Bu İlla erkekler için mi, kadınlar için mi? Herkes için. Ya Olabilen için. Mutlak bir şey değil bu. Ha. Ama ergenliğin başlaması da değişir ya insana göre. Bu da öyle. Bazı insanlar 9 yaşında ergenliğe başlayabilir. Ama sosyal gelişim, sosyal ergenlik bitmezse, bu 30 yaşına kadar sürebilir. Çok şaşırdım, kusura Çok, bakmayın evet, yani nasıl tepki şey. verdiyse ama artık şey. nasıl 9 evet. 30 mu? Evet, normalde Bittik. fiziksel gelişim 18-21 yaşlarında bitmesi lazım evet. aşağı yukarı. Ee, ondan sonrası artık sosyal ergenlik yani kendi ayakları üzerine duramayan, hayatta alakalı bir hedefi ideal olmayan, becerilerini geliştirememiş, sorumluluk almayan insan sosyal ergenliği devam eden insan. Bir şey söyleyeceğim buna sosyal ergenlik denmez. Ne diyelim? Tembel denir ve sorumsuz denir ve bu deney, yani ergen... Ya yumuşatıyor mu meseleyi? Evet. Evet, biraz yumuşatıyor. Ama şöyle düşünelim, hiçbir sosyal olgu tamamen bireyle alakalı da değil. Yani hmm. çocukları, gençleri suçlamak... Yo, suçlamak için Yo, demiyorum. Şimdi tembellik dediğimiz zaman direkt bu noktada olanları biraz suçlamış gibi oluyoruz. Yo, ha, onları tembelliğe iten bir şey var. Annesi, babası, sistem, parası, bir, 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 pulu, imkanları. Evet. Bir dış sebepler Tabii. zinciri de var, onu da görmek lazım. Yok zaten hiç ya, kim üretmeden tembel tembel hiçbir sorumluluk almadan 30 yaşına gelmek ister ki ee, tek başına? Gelmek zorunda kalabiliyorlar. İşte yani evet. sistem onları evet, böyle bir evet, yere evet. götürür. Ve maalesef bizim e, şu anda çocuklar için çizdiğimiz rotada çocukların hmm. üretebilecekleri çok imkanları da yok. Nerede ne zaman ne üretsinler? Yani hmm. çocuk anaokuluna gidiyor. Üniversite bitene kadar bir şey üretmesiyle alakalı bir imkanı var mı? Yoo. Yok. Yok. Ama peki pardon bu kadar okul sonrası işte atölye programları e, internet üzerindeki aplikasyonlardaki oyunlar her ilgi olan, alanına göre işte satranç oynuyorsa satranç aplikasyonları matematik seviyorsa matematik aplikasyonları bunlar da mı bir fayda sağlamıyor mesela? Bunlar fayda sağlayabilir bir şeye dönüşürse bir şeye dönüşmüyor. Hmm. Devamlı tüketici çocuk genç yani matematik öğreniyor satranç öğreniyor satranç oynuyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Atölyelere katılıyor. Farklı farklı beceriler kazanıyor ama tam olarak neye dönüşüyor bu? Piyano çalmayı öğreniyor. Golf oynamayı öğreniyor. Ne oynuyorsa artık. Yani hayat zengin. Bir sürü kurslar, atölyeler düzenleniyor dediğiniz evet. gibi. Ama bunlar tam olarak neye dönüşüyor? Çocuk öğrendiklerine ne katıyor? Nasıl ilerletiyor? Evet. Somut olarak nereden nereye geliyor? Nasıl bir katkıda bulunmuş gibi bir anlam hissediyor? O konu eksik. Genelde çocukları üniversite bitene <laughs> kadar... E, daimi tüketici olarak götürüyoruz. Haklısınız. Ondan sonra da sorumlu kalıp üretmesini bekliyoruz. O da biraz haksızlık oluyor. Çünkü 24 yaşına kadar hiç sorumlu kalmamış, bir şey üretmemiş. Nasıl şimdi bir anda çat diye üretir hale gelsin? Gelemez. Gelemiyor. Bu konuları da bir gün gelin de konuşalım. Emniyetle. Şimdi peki e, süremiz az kaldı tabii. O kadar kıymetli şeyleri anlatıyorsunuz ki hep konuşulan şu ekran süreleri evet. çok mu önemli? Hiç İnternet ile il bağımlılıklarla ilgili. Hiç önemli değil. Önceden önemliydi önceden internet bağımlılığı konuşulurken tolerans diye bağımlılıkta bir kavram vardır. Evet. Tolerans kavramı şudur. Kullanımın yetmemesi ve her kullanımda e, kullanım miktarının artması. Tamam. Bunu internete adapte etmişler. Demişlerdi ki internet bağımlılığı geliştiğinde tolerans söz konusu olur. Yani kullanım başlayıp sorunlu bir şekilde devam ederse kullanım süresi artar. Tamam. O yüzden de e, dünyada süreler verilmeye başlandı. Bizim insanımızda normal insan anne babalarda öngörülebilir olduğu için süreleri sevdiler. Sonradan görüldü ki bağımlılıkla sürenin alakası yok. Hmm. Önemli olan şu. Her yaş döneminin gelişim ödevleri var. Tamam. Bu gelişim ödevlerini biz yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Mesela, yani çocuk bir çocuğun uyuması gereken saat var. Tamam. Çocuklar yetişkinlere göre daha uzun süreler uyumak zorunda. Evet. 8 saat, 10 saat. Tamam. Çocuk 10 saat uykusunu uyuyor. Okuluna gidip derslerine çalışıyor. Tamam. Sosyalleşme için vakit ayırıyor. Güzelce besleniyor. Hareketini yapıyor. Geriye de bir saat boş vakti kalıyor, iki saat boş vakti kalıyor. Kullansın. bir Ama saat. Ne kullansın? He, o, o ikinci mesele. He. Şimdi birinci mesele süre dediniz ya. Tamam, süre. yani diyorsunuz ki asıl yapması gerekenleri yaptıktan sonra kalan zamanda interneti kullanabilir. Evet, kalan zamanı hesaplamak çok önemli. Genelde anne babalar çocuklarına süre veriyorlar, diyorlar ki senin yaş dönemin, bakıyorum kitaba iki saat diyor iki He. saat kullanabilirsin. Çocuk iki saat kullanıyor. Kapat. Kapattım ne yapayım şimdi? Yapacak bir şey yoksa tekrar başlar. Ve anne baba ile devamlı didişme söz konusu olur. Haklısınız. E, öyle yaşıyoruz bunu yani. Evet, Hepimiz doğru, yaşıyoruz. Doğru. O yüzden asıl olan kapattan ziyade hayatın geri kalan alanlarına, gelişim ödevlerine uygun bir şekilde, onun sağlıklı bir şekilde gelişmesine, gelişmesini mümkün kılacak şekilde doldurmak. Kalan zamanda istediği kadar, ne kadar vakti kalıyorsa artık, kullansın. Ki zaten çok kalmıyor dediğimiz. Çok kal, emin olun kalmıyor. Evet, yani bir mi? insan şeyi hayatın e, sağlık çerçevesini doğru oluşturduğumuzda zaten vakit kalmıyor. Evet. Şayet bir insan günde 4 saat 5 saat yetişkinler için de bu geçerli. E, eğlence amaçlı internet kullanıyorsa muhakkak gelişim ödevlerinden çalıyordur. Ha. Bunu eğlence. Eğlence amaçlı. Çünkü tamam. Şu anda en çok kullanım sebebi eğlence amaçlı kullanım. Sosyal medya eğlence mi eğlence. sizin için? Yani ne için kullandığımıza bağlı ama büyük oranda eğlence amaçlı. Mesela ben psikologları takip ediyorsam, sosyal medyada onların paylaşımlarını okuyorsam, işte edebiyatçıları takip ediyorsam bu eğlence mi sayılıyor? Şöyle ne kadar e, seyret baktığınız ve ne yaptığınız bununla önemli. Yani ben Aldım, evet, bütün boş anladım. vakitlerimde psikolojide alakalı bir şeyler bakıyorum, edebiyatta alakalı bir şeyler okuyorum. Okuyorum, 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 okuyorum. Hiçbir şey dönüşmüyor. Bu eğlence. Siz kendinizi Anladım. oyalamak için yapıyorsunuz. Evet. Bu oyalamak çok istediğimiz bir şey Ama değil. Ama üretimimde görüyorsam Evet. Bunu bir bu şey dönüştürüyorsanız ben mesela günde 4 saat sosyal medyadan araştırma yapıyorum. Tamam. Ve bununla alakalı bir üretimim var. Tamam. Çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Tamam. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yetişimler için de geçerli. Üretim dediğimizde olan eserler vücuda getireceğimizi bekliyoruz kendimizden. Böyle bir şey gerek yok. Evet. Küçük bir şey de olabilir. Evet. Öğrendiğimiz çocuğumuza anlatacağımız, eşimize anlatacağımız, arkadaşlarımıza anlatacağımız bir şey de olabilir. Ama Haydasın. bir şeye dönüşecek yani. Çok o yüzden, güzelmiş bu. Evet Evet. o yüzden hayatı yapılandırdıktan sonra sadece çocuklar için değil ama kendimiz için de. Kendimiz için de yapılandırdıktan sonra süre o kadar önemli değil zaten çok süre kalmıyor. Ama kalan sürede ne yaptığımız da önemli. İçerik çok önemli. Çocuklarda ne problem yaşıyoruz? Bir çocuk kalan süresi yarım saat diyelim, bir saat diyelim. Yaşına ve gelişimine uygun olmayan bir içeriğe maruz kaldığında yine ondan zarar görüyor. Hmm. Ve sonra o zarar büyüyor ve onun için oluşturduğunuz çerçeveyi bozmaya başlıyor. Mesela 9.30'da yatacak diyorsunuz ya, 9.30'da yatmıyor çocuk. Tabii. Daha uzun saatler veya yatıyor zannediyorsunuz gizlice telefona internete girmeye başlıyor. Belli bir yaştan sonra zaten kontrol edemiyorsunuz. Tabii. O yüzden içerik anlamında ne yaptığı da çok önemli. Burada benim aldığım eğitimde şöyle bir şey de vardı. Bununla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Evinizde bir şarj noktası oluşturun diyordu. Gail Dines de bizim eğitmenimizin adı. Herkes akşamları yatmadan önce telefonlarını o şarj noktasında toplasın. Ve orada şarj edilsin telefonlar. Böylelikle odanıza telefon götürmezsiniz. Ben gerçekten o eğitimden sonra odamın dışında şarj etmeye başladım. Hatta işte başucunuzda da şarj etmeyin dediler beni de desteklemiş oldu durumsal olarak. Ya da akşamları başucumda tutup gündüzleri şarj etmeye başladım. Ama zaten akşamları hani telefonu çok bakmıyorum. Çocuklara da zaten oğlumun telefonu yok. Mesela 10 yaşından önce sana telefon almam dedim. Doğru bir şey mi yapıyorum? Kabul ediyorsa doğru bir şey yapıyorsun. Etti şimdilik. Tamam. Kaldı Hatta yıl. mesela daha da kabul ediyor. 13 yaşa çıkardım. Çok istiyorum. Hedefim 12 yani yaş. Yani kabul ettiği sürece bir de burada önemli olan çocuğun normali, hmm. akranları içerisinde normal belirleniyor. Yani çocuk sınıfın Tabii. içerisinde, bütün sınıftaki çocukların telefonu var, var. çocuğunuzun yok. yok. Bir süre sonra dışlanma söz konusu oldu. Konulardan kopma söz konusu oldu. Hmm. Kendini kötü hissetmeye başladı. Hmm. Özgüveni yıpranmaya başladı ve bir anormal durum ortaya çıkmaya başladı. Herkesin var benim yok. Herkes normal, benim annemle ilişkim anormal, benim annemin kuralları anormal. Bu istediğimiz bir şey değil. Tamam. O yüzden çocuğun normali de çok önemli. Tamam, şimdilik arkadaşlarının da telefon yok, iyi gidiyoruz yani. Çok iyi. Yani evet. ilerleyen zamanda da şu yapılabilir. Bazen anne babalar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ben diyorlar çocuğumun sınıfındaki anne babalara nasıl müdahale edebilirim? Yanlış yapıyorlar, veriyorlar. Ama benim çocuğum da istiyor, ne yapabiliriz? Şimdi çocuk tek kalırsa problem. Hmm. Ama bizim gibi... Belli bir iki kişi iki kişi olsa yani şeyi kırdığımız zaman, o kalıbı kırdığımız zaman olur. Anladım. Yine arkasına durabiliriz ama tek kalıyorsa çocuk büyük problem var. Tabii yeşiller kapsamında olduğunu düşünmemekle birlikte burada ebeveynleri eğitici bir program düşünüyor musunuz? Yani bu meselenin bağımlılık noktasına gelmeden önünün kesilmesi gibi bir şey yeşiller kapsamında var mı? Tabii ki var. Ha? Evet. Bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Tamam. Türkiye Bağımlılıkla Eğitim Müc Mücadele Eğitimi programımız kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tamam. yapılandırılmış bir önleme programı götürüyoruz. Peki. Her yaş dönemi için gelişimine uygun çocukların içerik, malzeme ve e pedagogik uygulamalar yapıyoruz. Yani tamam. sunumlar var, filmler var, şarkılar var, aktiviteler var, hepsi var. Anaokulunda sağlıklı yaşamda teknoloji bağımlılığını anlatıyor. Sadece onları anlatıyoruz. Ebeveynleri mi çocuklara mı çocuklara Çocuklara tamam. Sadece onları anlatıyoruz. Mesela tamam. daha ötesini anlatmamız uygun değil. Peki. O yüzden onları anlatıyoruz. Tamam. İlkokulda tütünü ekliyoruz. Tamam. Ortaokulda alkol bağımlılığını etkiliyoruz. Tamam. Ekliyoruz. Lisede kumar ve uyuşturucuya geçiyoruz. İnternet var mı bunlarda hep? Şey işte. Sağlıklı yaşamda teknoloji bağımlılığı. Onda da var. Anaokulundan, Anaokulundan itibaren. Anaokulundan başlıyor. Üniversiteye kadar her modülde tamam. çocukların ilgisine ve uygulamalarına uygun olarak bir eğitim veriyoruz. Tamam. Her yıl 10 milyon öğrenciye bu eğitim veriyoruz. Okullara siz mi gidiyorsunuz? Biz gidiyoruz. Okullara sadece eşler girebiliyor. Milli eğitimle anlaşmamız var. Tamam. Sadece eşler eğitim veriyor. Tamam. 2 milyon da anne babaya veriyoruz. Biz nasıl alıyoruz bu eğitimi? Çocuğunuzun özel okullarla çalışmamız var şu anda. Daha başlamadı başlayamadık. Özel okullarda biraz bu konuda yanlış bir cümle kullanmayayım direnç vardı. Yani bizim okulumuzda bağımlılık problemi yok. O yüzden böyle bir Aslında eğitim gerek yok gibi. Aslında online yapsanız mesela bütün ebeveynler koşu koşa dahil olur. Onu yapıyoruz. Yeşilay Akademimiz var. Ha. Düzenli olarak online yayınlar yapıyoruz. Ha, oraya bakalım. Tabii oraya bakabilirsiniz. Yeşilay Akademi. Yeşilay Akademi. Aynı zamanda bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımızın web sitesi var. Tamam. Bu web sitesine anne babalar kayıt olup bütün sunumları da okuyabilirler, indirebilirler, bütün şarkıları dinleyebilirler. Hatta onları çocuklarla beraber kullanabilirler. Tamam. Ya da... E, Anne baba talep etti Yeşilay'dan. Dedi ki biz bir grup anne babayız eğitim istiyoruz. Hay hay biz gideriz eğitimcilerimiz, Aa, formatörlerimiz harika. var. Tabii tabii. Türkiye çapında bizim 14 bin tane formatörümüz var. Çok, Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim için. imkan verdiğiniz için. Ee, ben bunların hepsini sosyal medya hesabımda da sizin de Hı. bir son kontrollerini yaptıktan Tabii. sonra bir yayınlamak istiyorum. Ve hemen okuldaki bütün veli arkadaşlarıma yazacağım. Bize bir eğitim vermenizi rica edeceğim. Severek geliriz. Koşa koşa geliriz. Çok isteriz. Yani biz Türkiye İşler Cemiyeti olarak şu noktadayız. Yeşilay'ın 104 yıl olmuş kurulalı. Evet. 104 yıldan beri tek gündemi bağımlılık. İnsanımız, insanlık bağımsız olsun diye çalışıyoruz. Evet. O yüzden 120 şubemizle, 175 üniversite kulübümüzle, 107 yadamımızla insanımızın hizmetindeyiz. Nereye derlerse geliriz biz. İyi ki varsınız. Yeter ki böyle bir talep olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Evet çok faydalı bir program yaptık bence. Bu yayından sonra sosyal medya hesabımda da yayında konuştuğumuz her şeyi detaylı bir şekilde yazacağım. Söz uçar yazı kalır oradan notlarınızı alıp hemen topluca bu eğitimleri almamız gerekiyor. Çünkü gelecek tamamen dijital ve yapay zeka üzerine kurulu. Dolayısıyla bilmediğimiz şeyden korkarız. Bilelim ki korkmayalım. Bilelim ki çocuklarımızla doğru ilişkiyi doğru bağ kuralım. Ve evet yaptığın hatalardan bütün sorumluluklarını alacaksın ve gereken tabii ki birlikte çözülecek ve yapılacak ama ben buradayım diyen bir yerde durabilirim ebeveynler olarak. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Dura Tiles Seramik bambaşka sohbetleri sundu.